Günaydın sevgili izleyenlerimiz. Konut ve ekranlarına programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bu güzel günden. Sesimizin ulaştığı her yere herkese sevgiler, selamlar olsun. Efendim takvimlerimiz çok güzel bir tarihi göstermekte. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bundan tam 99 yıl önce yazılan bir destan ve kazanılan güzel büyük bir zafer. Bizlere öncelikle bu güzel anı, bizlere armağan eden diyelim efendim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Rabbim inşallah birlikte birlik beraberlik içerisinde nice güzel zaferler kazanmayı nasip eylesin bizlere. Efendim bugün önemli bir konudan bahsedeceğiz. Aslında birçoğumuzun yarası olan şikayetçi olduğumuz belki kızdığımız birbirimize önemli konulardan bir tanesi. Diyeceğiz ki güvenli sürüş tekniklerinden bahsedeceğiz ama Trafik canavarlarından birazcık bahsetmek istiyoruz tabii ki konu arasına alalım onları da. Trafikte yaptığımız hatalar neler? Trafikte dikkat etmemiz gereken kurallar neler? Biz genelde hangi kuralları es geçiyoruz? Ve burada gerçekten hayat kurtaracak olan durumlar neler? Hem ilk yardımından bahsedelim hem ileri sürüş tekniklerinden bahsedelim hem sınav süreçlerini konuşalım yeterli midir değil midir? Konuyla ilgili merak ettiğiniz sorularınız varsa bizlere WhatsApp ve bip iletişim Hattı'ndan mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki konuyla ilgili kıymetli bir misafirimiz var efendim. Direksiyon öğretmeni Semra Ertan hocamız bizimle birlikte. Hemen kendisini sizlerle buluşturuyorum Hı -hı. Ee, ve şöyle çok fazla e, ünvanlı, çok fazla e, çalışmış olduğu alana sahip olan hocalarımızdan bir tanesi. <laughs> Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Emine yanım. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Deyiz. Teşekkür ederim. Ee, bugün çok fazla konudan bahsedeceğiz. Evet trafik dediğimizde o kadar derya deniz gibi geliyor ki bana aynı o kadar çok hatalar yapıyoruz ki Aynen. E, yani koştur koştur sanki bir yerlere. E, aceleyle yetişmeye çalışıyoruz hı hı. ama sanki mi gidiyoruz. Allah muhafaza, Allah korusun. Allah çok korusun. fazla trafik kazaları yaşıyoruz. Evet. Ehliyet kimlere verilmeli, kimlere verilmemeliyi <laughs> konuşmak istiyorum sizinle biraz da. O bizim meşhur kavşaklarımız var ya böyle kocaman kocaman. Konya'mızda özellikle çok fazla. Evet. Belki farklı şehirlerde de vardır bu büyük kavşaklar. Evet. E, oralarda dikkat edilmesi gerekenleri konuşacağız ama önce siz tanıyarak başlayalım sohbetimize. Çok teşekkür ediyorum. E, öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramını tüm Ülkemizin e, kutlu olmasını diliyorum kutlu olsun, inşallah. E, dediğiniz gibi. E, ben e, çocuk gelişimi öğretmeniyim. Karatay Halk Eğitim Bünyesi'nde görev yaptım yıllarca. Ayrıca e, 19 yaşından bu yana da direksiyon öğretmeniyim. Maşallah ne evet. kadar erken yaşta evet. çıkmışsınız değil mi yollara? Yet, 19 evet. direksiyon öğretmenliğine başladım diyebilirim. Maşallah. 96 yılından bu yana bu işin içerisindeyim. Görev yapıyorum. Ara ara da olsa hem çocuk gelişimi öğretmenliği hem direksiyon öğretmenliği. Ikisini Ama farklı paslayarak. danışmanlıklar da var değil mi buna ek? Tabii. Araç tekniği, <laughs> ilk yardım, trafik öğretmeniyim. Bir kurs bünyesindeki bilgi beceriye sahibim. Çocuk gelişimi öğretmenliğinde de... O bambaşka bir alan. Evet. Aile danışmanlığım. Evet. Ee, tabii yarı psikolog oluyorsunuz. İnsan psikolojisi her konuda çocuklar hakkında da sıfırdan yüz yaşına kadar her türlü bilgiye sahip oluyorsunuz. Şöyle yapalım o zaman psikolojiyi <laughs> aldım. Çektim evet. cımbızla Aynen. efendim ve e, tabii ki ileri sürüş tekniklerini yani hı hı. E, trafik kurallarını da çektim. Hı hı. E, trafikte yaşamış olduğumuz psikolojiyi de birazcık konuşalım, konuşalım istiyorum çünkü. psikoloji çok önemli. E, hocam şey, gerçekten önemli bir yani konuşulması gereken hı hı. E, konulardan bir tanesi Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Çok fazla maalesef hatalar yapıyoruz. E, ezbere mi gidiyoruz kullanıyoruz araçları bilmiyorum. Hı hı. E, çok fazla her birimiz karşılaşıyoruz hı hı. E, ve bu durumdan da müzik biz tabii ki kurtulmak istiyoruz. Lütfen iyi sürücüler trafiğe çıksın istiyorum. Tabii ki ee, güvenli sürüş teknikleri dediğimizde aklımıza neler gelmeli? Yani neyle başlıyoruz? Ee, güvenli sürüş teknikleri öncelikle e, aracın e, güvenliliği çok önemli. Aracı iyi tanımak gerekli. Hı hı. Sonrasında tabii ki e, ne yapmamız gerekiyorsa e, adayı en güzel şekilde e, çalıştırmamız e, gerekli. E, Güven tabi ilk etapta güven önemli. Hı hı. Güvenlik olarak ne gerekiyorsa onları yapmamız lazım. Hmm. Şimdi araç bakımı dediğimizde aracı tanımak gerekiyor ya. E, araç bakımı dediğimizde nelere dikkat etmek gerekiyor burada? Araç bakımı e, aracın lastikleri, yağı önemli bizim için. Değil tabii mi? ki e, hareket halinde e, ayakkabılarımız bizim için ne kadar önemliyse aracın lastikleri önemli de diyoruz. önemli. Aynen. Evet havalarına bakılmalı, yağına bakılmalı, motor soğutma suyu, suyuna bakılmalı. Tabii ki e, akü her şey mevcut yani aracın kaputunu açtığınızda ne görüyorsanız hepsini tabii ki gözden geçirmeli. Hı hı. E, tabii aday öncelikle bunları tanıyor zaten. E, gösteriyoruz Biraz da. Biraz kafa karıştıran durumlar ama Ka Karışık gibi geliyor ya o dizayn bize. Evet. E, ama hanımefendiler sanki bunu çok fazla anlamıyorlar ya da sanayiye yanınızda bir e, götürecek babanız abiniz yoksa kendiniz tek başınıza götürüyorsanız o zaman yavaş yavaş anlıyorsunuz bazı aynen. şeyleri. Bayanlar bu konuda muzdaripler. Neden? E, çünkü önlerinde bir abileri babaları varsa e, aynen şu oluyor. Geç arkaya abim var o kullanır. Geç arkaya babam var o kullanır. Kız <laughs> çocuklarına çok fırsat tanınmıyor. Debriyajı freni gazı hiç tanımadan geliyorlar mesela sıfır. Ha, sıfır aday benim için çok güzel bir şey. Ben, ben doğru buluyorum sıfır adayın çalıştırılmasını. Çünkü kendim yoğuruyorum, kendim çalıştırıyorum, kendim öğretip ortaya çıkarıyorum. Aynen. Hani kullanmış kişinin, kullanır olan kişinin yanlış bilgilerini düzeltmek çok daha zor. Ama e, doğru bilgiyi verip doğru şekilde yoğurup ortaya çıkarmak çok daha güzel. Aynen. Fakat e, kız çocukları bugün bu konuda yeterli değil. Nedir hani kız çocukları evlilik içerisinde e, evleneceksin, anne olacaksın, gelin olacaksın. Erkek çocukları da arabalarla. Ee, Çocukluktan biz böyle asker olacaksın. Demiyoruz. Aynen. Bak <laughs> çocukluk konusunda baba olacaksın. <laughs> Çocukluktan biz böyle yetiştiriyoruz Aynen. aslında. Aynen. Ama hem erkeklerimize bazı şeyler öğretmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ee, evde yapılması gereken işleri de öğretmemiz gerekiyor ama kız çocuklarına da. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için Kesinlikle. yarın bir gün belki hiç kimse olmayacak yanımızda Allah korusun. Hı hı. Tek başımıza bir yerde hı hı. hayatımızı devam ettirebilmemiz için hı hı. sağa sola gidebilmeyi, hı hı. araç kullanabilmeyi. Yeri hmm. geldiğinde değil mi? Tabii. Her alanda söz sahibi olup kendimizi iyi ifade edebilmeyi bir öğren, öğrenmemiz ve öğretmemiz gerekiyor. Aynen güvenli sürüş için ilk etapta aracı çok iyi Hı -hı. E, analiz Tanmak edip tanımak ve kullanmak gerekiyor. Yağlama kontrol edelim, edelim. suyunu kontrol edelim. Çok yapıyoruz. Ben yıllardır vallahi sanayiye gidiyorum Yeni yeni artık böyle açıyorum da bakıyorum. Evet. Hep sana Hani Ama en ufak bir şeydi böyle. E, tedirgin oluyorsunuz haliyle. Tabii ki e, dikkat etmek gerekiyor. Hemen bir gerekiyor. ustanın kapısını çalıyorsunuz hemen ustaya gidiyorsunuz. Hı hı. Şimdi kadın olunca da herhalde bayanlara ustalar bilmiyorum ya şey mi acaba? Yat konusunda <laughs> özellikle birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Anlamıyoruz çünkü ne evet. söyleseniz inanıyoruz yani. Doğru mudur değil midir? Araştırmak da gerekiyor aslında evet, bu konuda. Tabii ki tabii ki. Sanayi ortamına bayanlar çok girmediği için. E, servis ortamına çok girmediği için tabi evet. ki bunları bilmek gerekiyor. Erkek çocuğunu da mutfağa sokmak gerekiyor. Kız çocuğunu Aynı. da araba, e, Sanayi, arabayla evet. iletişime, sanayiyle ya da servisle iletişime e, iletişimde bulunması gerekiyor. Buna izin vermek lazım. Doğru İkisine de yani evet. özgüvenli olması için bir kişinin. Hani derler ya tabiri caizse halk arasında tırnağın varsa başını kaşı. Bir yerde kendin e, artık lüks değil araç kullanmak gerçek, gerçekten ihtiyaç yapmamız ve öğrenmemiz gerekir. Tabii ki bunun da bir yaşı var. Ya, yaşı derken kaç yaş olması gerekiyor? Acaba? Bence 18. Gerçekten. Araç kullanmayı gerçekten ehliyet alma yaşı 18. Yani 18'den sonrasını ben kayıp kayıp görüyorum. Neden? Çünkü 18'e gelip aldığı zaman bir uzun bir mesafe var kullanabilecek, o zevki alabilecek, o zevki tadabilecek. E, sonrasında e, mesela atıyorum diyorum ki 45'ten sonrası refleksler zayıflayabilir dikkat toparlamak daha zor olabilir evet dikkat süresi daha zayıflayabilir hı hı. refleksler daha zayıf olabilir aslında trafik trafiğe çıkan kişilerin ehliyet alsalar bile her 5 yılda bir ya da 3 yılda bir kontrolden geçmeleri gerekir psikolojik olarak hı hı. hem hem de refleksleri olarak yani bu kişi hala trafikte olmalı mı aynı aldığı aldığı zamanki gibi mi? Hocam bir ara şu konuşulmuştu sanki Aha. yanlış mı hatırlıyorum hani belli bir yaştan evet. sonra işte görme yetisi daha zayıflayan kesinlikle e, refleksleri daha zayıflayan kişilere ehliyet ...verilmeyecek ya da ehliyetleri alınacak gibi bir söylem çıkmıştı. Bunlar evet. yıllar evvel, kaç sene geçti hatırlamıyorum. Sadece, tabii söylem, ki. Olarak kaldı Sadece tabii. söylem olarak kaldı. Sadece söylem olarak kaldı. Gerçekten böyle mi olmalı? Böyle olmalı. Ya da Türkiye ile yurt dışını şöyle bir Avrupa'yı karşılaştırdığımızda... orada bunlar uygulanmakta mı mesela? Tabii ki Avrupa bu konuda daha ileride. Hı -hı. Her şeyini Avrupa'nın örnek alıyoruz ama... ...trafik eğitimine örnek almıyoruz maalesef. Daha geriden evet. geliyoruz trafik eğitiminde... Bir e, ülkenin kültürü trafiğinden belli oluyor. Bir şehrin kültürü de aynı şekilde. E, bence bir ana yol e, levhası tabii olabilir ama yol ver levhası olmamalı. Orada yol vermemiz gerektiğini biz bilmemiz gerekir her zaman için. Bizim her yerde yol ver levhamız var da ona rağmen uymuyoruz Kesinlikle. ki. Kesinlikle okuduğumuz halde bildiğimiz halde. Ada içerisinden dönerken çok zorluklar çekiyoruz pistimizde özellikle sahamızda. En Sağdan çok yaşadığımız gelen. problem ne? O büyük kavşaklarda, küçük kavşaklarda, büyük kavşaklarda hiç fark etmez ama o kavşağa girdiğimiz anda ya da gireceğimiz anda karşılaştığımız problemler neler? Yol verilmemesi, evet. üzerimize üzerimize gelinmesi, öncelikle sürücü adayı olmasına evet. rağmen sıkıştırılması, e, hiçbir adap yok. Yani... E, Özellikle dolmuş şoförleri çok selamlarımı iletiyorum burada. Ben de selamlarımı iletiyorum. Ve nezaket ve adaplarını gerçekten e, istiyorum. Özellikle motor sürücüleri, minibüs dolmuşlar, Aynen. otobüs Aynen. sürücüleri gerçekten bu konuda çok daha duyarsız yani sürücü adaylarına karşı. Özellikle e, sınav günleri sıkıntı yaşıyoruz. E, daha naif olmaları gerekir. Üzerimizde e, bir stres var zaten. Yani evet. oradaki kursiyerlerin üzerlerinde. Evet. Ee, sınav anı gerginliği evet, ve kullanılması gereken alan zaten belli bir alan, ee, yeterli bir alan ee, mıdır değil midir tartışmalı tabii ki. Kesinlikle hani demiştik ya Avrupa ile Türkiye diyerekten <laughs> Avrupa'da şehir merkezinin her yerinde kullanılıyor şey sürücü adayları atıyorum Normal Lidl ve e, Aldi marketlerde bile evet. e, park yerlerine girilip L park e, iki araba arasında park bunlar yapılıyor. Ben gördüm şahit oldum. E, ve ayağınızı e, attığınız anda araçlar direkt duruyor. Kesinlikle size yol veriyorlar. Evet. O kadar saygıya mevcut ki bisikletler özellikle çünkü yaptırımlar ağır, cezalar ağır. E, trafik cezaları, vergiler ağır. Onun için insanları eğitmişler ve kendilerini eğitmişler bu konuda insanlar. Şimdi şehrimiz aslında çok güzel. Bisiklet evet. yollarımız var. Ne kadar güzel, çok geniş güzel. geniş yollara Aynen. sahibiz, Vatanımız ne kadar çok güzel. güzel. Biz o yollara bile sağlamıyoruz biliyor musunuz? Evet. Yani bisiklet yolunu e, maalesef e, ihlal ediyoruz ve ihlal ediyoruz. Aynen. ediyoruz. Aynen. Yaya geçitlerini ihlal ediyoruz. Evet. Yapılmış her şey var aslında. Eksik olan bir şey yok da hata bizde. Hata bizde, dikkat etmemiz gerekiyor. Hiçbir şey görmüyoruz. Çevre yollarında dikkat ediyorum. Ee, yaya geçitleri var köprü yok çünkü yani köprünün olmadığı yerler de var ama yaya geçitleri yapılmış belli ve insanlar orada Aynen. bekliyor. Ben duruyorum elimden geldiğince durmaya çalışıyorum Kesinlikle. dikkat etmeye çalışıyorum ama inanın öyle bir hızla gelip geçiyorlar ki Allah korusun yani o anda insan oraya yapılmış diye yola atlasa kendini atmış olsa Aynen. ve siz hızla geliyorsunuz. Buyurun işte kazaya değil mi göz göre göre kazaya e, sebep oluyoruz Biz yani. güvenli sürüş yapabiliriz. <laughs> e, ama karşımızdakinden emin değiliz. Karşımızdakini Çok doğru. Ben ehliyet alırken hocam şöyle demişti. Çok özür dilerim. Karşınızdaki her zaman deli olarak görün. Ya yani o her şey yapabilir. Her an her şey yapabilir. Öyle düşünün. Yani e, kendinden emin olabilirsin ama trafiğe çıktığın zaman dönüşün Allah bilir. Onun için e, dikkat etmek gerekiyor. Ben yol verebilirim, dururum, yayaya yol veririm ama arkamdan gelen öyle hızlı geliyor ki selektör yapıyor. Allah benim Allah durmam eylesin. imkansız. Ya yayaya vuracağım ya da ben oradan gitmem gerekiyor. Hani müsaade edemiyorum maalesef. Yani bizim öncelikle trafik dersine de giriyorum ben. Adab, trafik adabı öğretiyorum ama direksiyona geçtiğim zaman direksiyon öğretmenliğimde adaya aday bana diyor ki "Hocam trafik adabı nerede?" Bu sefer ya. ben ikisinin arasında kalıyorum. Adap yok yani gerçekten. Ama sen oyun yani her evet. öğrenen öğrendiği şeyi evet. uygulamaya geçirirse, evet, aynen. hani biraz biraz biz bunu o, düzeltmeye çalışabiliriz. Ama trafikte bir farklı bir psikoloji var gerçekten değil mi belli dönemlerde özellikle ramazan ayı gibi mesela kesinlikle daha böyle fevri oluyor insanlar Allah korusun hmm. aman hani tabir caizse caiz de gelmiyor maalesef evet maalesef ee, yani kavgalar gürültüler cinayetler bile yaşanmakta trafik sabır işi gerçekten evet. hani herkesin trafikte olması gerekmiyor sabrı olan gerçekten kullanabilecek kişi hmm. evet trafikte mevcut olsun ama kimse kimseye zarar vermek durumunda bu trafik içerisinde olmak zorunda değil. Öncelikle o sabır yani önemli, adab önemli, nezaket önemli. Şimdiki devirde birbirimize nezaketi kaybettik, sabrı kaybettik. Dedik ki her konuda aslında, evet, trafikte aslında. olsun, hayatın diğer alanlarında olsun. Tahammül sınırımız maalesef e, hiç kalmamış. Maalesef. Çok Maalesef. çabuk fevri çıkışlar yapıyoruz, ters davranıyoruz. Herkeste bir öfke e, sorunu ve kont öfke kontrol sorunu yaşanmakta. Evet. E, bununla baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor aslında değil mi hocam? Kesinlikle. Şimdi e, güvenli sürüş teknikleri diyoruz tabii ki sıralı gidiyoruz. Aracımızı tanıyacağız dedik efendim. Evet. motorunun suyunu, nereden değişiyor, nasıl oluyor, Hı -hı. o ibreler bize neyi anlatıyor. Bunlar tabii ki kurslarda veriliyor ama yine de çok iyi tanımak gerekiyor. Tabii Uygulamaya geç geçtiğimizde yani trafiğe aktif bir şekilde Hı -hı. geçtiğimizde aldığın araç ne olursa olsun Hı -hı. onu bence ilk başta tanıma tanımayla başlayın. başlıyor. Tabii ki. Ne neresinde, nasıl kullanılıyor, nasıl yapılıyor onları iyice tanımak gerekiyor. Hı -hı. Emniyet kemeriyle sinyal bizim için neden önemli? Hayat kurtarır. Evet. Emniyet kemeri olmazsa olmaz. Adaylarımıza ilk etapta koltuk ayarı, sonra emniyet kemeri öğretiyoruz. Hı -hı. Sinyal hayat kurtarır. Biz kalkıyoruz, yürüyoruz, koşuyoruz, sağa dönüyoruz, sola dönüyoruz, elimizi kaldırıyoruz yeri geliyor beden dilimizi kullanıyoruz. Evet. Sinyal de bir beden dili, iletişim aracı. Aracın iletişim aracı. Yani hocam o, dedi ki program önünde. Evet. Niye dedim sinyali emniyet kemerinden daha ön plana <laughs> çıkardınız dediğimde şunu söyledi. Emniyet kemeri bazı koşullarda, bazı durumlarda çıkarmak zorunda kaldığımız durumlar da olabilir. Tabii sıkışıp kalabiliriz. Sıkışıp kalabiliriz. Onu ondan kurtulmamız gerekir. Yani Tabii. o da bir yere kadar. Kaza Ama kaza anında aynen. Aynen. Ama sinyal tamamen. Sinyal tamamen önemli her şeyde dönüşümüzde tabii bunu sinyal verdiğimiz zaman adayı öyle diyorum mesela unutuyor o sinyal devam ediyor Hayır, onu kapatacaksan oraya geldiğin zaman tekrar vereceksin. Bazıları gerçekten unutuyor, ona sinyal e, yanık kalıyor. Değil, yani sesin evet. mi, sesten mi dalgımı oluyoruz, başka bir şey mi oluyor, unutuyoruz ama evet hiç vermeyenler var. Hiç vermeyenler musunuz? var, çok kötü. Bir anda önünüze çıkanlar var. Vukuat yani ben bakıp kalıyorum, hayret ediyorum. Evet, evet. Yani e, 94 ehliyetim bu yıllara kadar bir tane sinyal vermeden gidişim hiçbir zaman olmadı. Eğer zaten eğer ben sinyali bilmezsem Öğretemem zaten karşımdakine. Sinyali her dakika hani gerekli yerlerde vermem tabii, gerekir ki tabii. adayıma da bunu öğrencime de bunu en güzel şekilde öğretebileyim. Önce kendin sonra karşındaki tabii ki. Şunu yapıyorlar ya hiç sinyal vermeden sağlayarak sollayarak geçiyorlar, dönüyorlar. O anda siz kalıyorsunuz ya o yani bir kaz Aynen. kaza oldu olacak şeyine durumuna getiriyorsunuz siz. Başkalarını da reske atıyorsunuz. Kesinlikle. Büyük bir dikkatsizlik. Atlanan önemli konulardan bir tanesi. Kesinlikle. Ama diğer taraftan son dakika sinyalleri verenler de var. Neyse Allah'tan veriyor diyoruz evet. da yani. Hadi biz <laughs> arkadan geliyoruz. Fren'e basamadık. O anda dikkat edemedik. O anda göremedik. Fark edemedik. Kesinlikle. Ne olacak? Kıl payı. Kırpayı kurtarıyoruz tabii ki sağ veya sol. Dikkat edeceğiz. Hani hızı verdikçe ileriyi görmemiz gerekiyor, İleriye bakmamız gerekiyor. E, gözümüz her yerde olması gerekiyor. Ben adayı öyle diyorum. Elim viteste, direksiyonda, ayakların pedallarda, gözün her, her yerde. Yer, her yeri görmen lazım. Her gerekiyor. yeri görmen lazım. Bir yeri görmeyeceksin. Her yeri göreceksin. Şimdi eğitim kısmına biraz değinelim istiyoruz. Eğitim Tabii. verirken e, karşılaşmış olduğunuz durumlar neler bunları da konuşmak istiyorum. Evet. Şimdi ehliyeti aldılar diyelim alan bir kişiden bahsedelim. Hı hı. Ehliyeti almış efendim trafiğe çıkmış trafiğe ama çok aktif değil tabii ki yeni yeni trafiğe çıkıyor. Tabii ki. Şimdi bazı ilk trafiğe çıkan kişilerde şu var dikkatsizlik var hı hı. dikkatini başka gereksiz şeylere veriyorlar yani yola hı hı. sen odaklanamıyorsun odaklanamadıklarını görüyorsunuz hı hı. ve gerçekten sağla solla ilgileniyor ya öyle gidemezsiniz ki zaten. Tabii ki her tarafa bakmak gerekiyor evet. ee, dediğimiz gibi sinyaller onlara dikkat etmek gerekiyor dur dur kalk mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Mesafe ne olmalı peki hocam? Ee, hızımızın arasında. yarısı hızımızın yarısı kadar yani aramızda bir araç mesafesi araç boyu mesafesi varmış gibi. Araç boyu mesafesini bırakmıyorlar hocam nerede evet, çok, yani çok. hemen o araya evet. sıkışan birileri oluyor yani. E kırmızıda durduğumuz zamanda aracın plakasını görecek kadar mesafe bırakıp durmamız gerekiyor. Çok fazla yaklaşmamamız gerekiyor. Nitekim önce adaya şöyle diyorum. O kalkmadan sen kalkmayacaksın. Çok önce doğru. o kalkacak, göreceksin sonra. sonra sen. Hemen birden kalkarsan kalkma. Stop ediyor, sürücü adayı daha çok stop ediyor öndeki. E sen de stop edeceksin ya da gideceksin önde daha kötü bir duruma düşeceksin. Evet. E, çok dikkat gerektiriyor gerçekten. Peki eğitim sürecinde kıyaslama yaparak gidelim ve şu anki durumumuzu birazcık anlatalım istiyorum. Neyle başlıyoruz eğitime ilk önce? Hangi dersler görülüyor, veriliyor, yeterli midir, değil midir? Özellikle e, direksiyon dersi bence çok önemli diye tabii e, ki. düşünmekteyim. Hı hı. E, tabii ki trafik dersleri öyle keza. Aynen. E, i̇şaretleri tam anlamıyla bilmek, öğrenmek ve dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki. Ama, ee, direksiyon derslerinin geçmişte de öyleydi. Çok yeterli hmm. olmadığını düşünüyorum ben. Yanılıyor hmm. muyum diye sormak istiyorum size. Hayır doğru gerçekten yeterli değil. Ee, öncelikle şehir merkezinde ha şöyle olabilir ilk üç gün evet sahada olabilir dur hmm. kalklarla eee Öncelikle durup kalkmasını bilmesi gerekiyor adayın, evet. vites atışlarını, direksiyon çevirmek, Aha. bunlar çok önemli. Sağ direksiyon, sola direksiyon, bunlar da keza ee, ve devamlı saha içerisinde 40 dakika e, ama. Ayrıyeten 3 gün sonrasında bence şehir merkezine çıkarılmalı aday. Kaç gün sürüyor direksiyon eğitimi? Ee, 15 seans olabiliyor, 20 seans olabiliyor. Yani adayın durumuna göre ek dersler alınabiliyor, ek Hı -hı. derslerle takviye edilebiliyor. Zaten ben kendim e, nacizane hazır olmayan bir adayı sınava almıyorum. Sınava hazırsa... Sınav e, hakkı ne oluyor peki o zaman hocam? Sınav, Sınav hakkı almıyor. 4. Dört sefer sınava giriyor, dört sefer sonra dosya yanıyor, tekrar dosya açıyor. Hı hı. Ama tabii tek seferde almak en güzeli. Aynen. Aynen. Herkes bunu istiyor ama maalesef geçemeyebiliyoruz. Evet. Çünkü birazcık zorlaşmış sanki sınavlar öyle diyorlar yeni sınava evet. girenler tabii ki. Ben evet. alalı yıllar oldu. O zamanlarda inanın belki kursa bile düzgün böyle dersleri takip ya. edemediğiniz dönemlerde çalışıyordu olunca erken de başlayınca. Tabii doğru. Ee, ama 15 seansa kadar çıkıyor dediniz tabii ki ek ders almak bence yeterli. Görmediğiniz kişilerin mutlaka ek ders alması, alması gerekiyor. gerekiyor. Peki burada eksiğimiz şey mi hocam? Trafiğe aktif trafikte biz bu eğitimi vermiyor olmamız mı? Ee, şimdi aday ehliyetini almış olsa bile trafiğe çıkamıyor. Neden? Özel derslerle desteklenip Hı -hı. çıkıyor. Hı -hı. Özel derse gerek duymadan kurs bünyesi içerisinde yeterli dersini alıp gerçekten trafiğe hazır olarak çıkabilmeli. Yani ben bundan yanayım. Yurt dışında da aynı bu şekilde. Ee, şehir merkezinde yoğun bir şekilde çalışıp e, bu şekilde e, sonrasında getirebilir. Özel derse gerek duymadan. Aynen şehir dışı Birebilir. yani bence aktif trafiğe çıkılması gerekiyor. Evet. Hem ee, Hemfikiriz burada. Aktif Aynen. trafiğe çıkmadığınızda yani kurs yerinde öğrendiğinizle kalıyor gibi geliyor bana. Hı hı. Trafiğe çıktığınızda ciddi anlamda biraz önce bahsettiğimiz sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Dikkatini evet. toparlayamıyorsunuz heyecan yapıyorsunuz panikliyorsunuz Aynen. paniklediğinizde zaten olmuyor hiçbir şey deli cesareti isteyen bir süreç diye düşünüyorum ben <laughs> evet. buna delidir diye demiş ya size de hocanız çok doğru ve yüzme de aynı. Kesinlikle. Trafiğe çıkmak da aynı şey benim için. derece cesaretiniz geldiyse bir anda kendinize o özgüveni oluşturuyorsunuz aynen, ve aynen. haydin trafiğe çıkıyorsunuz. Evet ufak tefek belki sorunlarla evet. yaşıyorsunuzdur mutlaka ilk zamanlarda ama Tabii sonrasında ki. kullandıkça, pratik yaptıkça daha da iyileşiyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Öğrettikçe, gördükçe, geri dönücü evet. oldukça evet. çok lezzetli oluyor. Keyfi apayrı bir şey. Yaşadığınız sorunlar ne peki hocam? Ee, sorunlar... Eğitim sürecinde Eğitim sorunlar. süreci ya da yeterli olan yeterli olmayan kısımlar bunları da değerlendirelim. Trafikteki durumlar tabii ki sahadaki bulunduğumuz araçların sıkıştırması dikkate alınmaması bu konuda sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen gün ada içerisinde geçer girerken sağ tarafa dönüşümüzde soldan bir sıkıştırmayla ile karşılaştık e, direksiyonu ben tabii ki hakim olmasam frene hakim olmasam o durumda adayım tabii tedirgin oldu ister istemez e, aday yani tabii, sonucunda tabii. acemi yani e, sağa çektik durdum e, şükür bir şey olmadı ve indim araçtan karşıdaki araca özür diledi benden hocam özür diliyorum trafikte özür dilemek diye bir şey yok. Ben adaylarıma da diyorum. Hocam çıkayım mı? Ee, hareket edeyim mi? Ya hareket edersin, ya durursun. Hı. Hareket edeyim mi diye bir şey yok. Çıkayım mı? Geçeyim mi diye bir şey yok. Ya geçersin, ya geçmez. Sizden komut bekliyor hocam. Evet ya. komut bekliyor. Yani şöyle, trafikte yapayım mı diye bir şey yok. Yapacaksın. Ya yapacaksın, Aynen. ya duracaksın. Aynen. Yani afı yok yani trafikte özür dilemek diye bir şey yok. Çok doğru söylüyor hocam. Evet. Burada kalalım sohbetimize. Tabii kaldığımız ki. yerden devam edeceğiz. Gelen mesajları da okuyalım inşallah. Efendim kısa bir aramız olacak reklamlar sonrasında birlikteyiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Direksiyon öğretmeni Semra Ertan hocamızla olan birlikteliğimiz devam ediyor. Güvenli sürüş tekniklerinden bahsediyoruz. Tabii ki trafikte yapmış olduğumuz hataları değerlendiriyoruz, ele alıyoruz ve doğru olması gerekenleri konuşuyoruz. Efendim şimdi güzel söz söyleme zamanı diyelim bence. Güzel günün güzel sözü inşallah gelsin. Jenerimiz dönsün. Evet, bugünün sözü aslında kısa ve net, Özlü bir söz oldu. Sinyal hayat kurtarır. Kesinlikle. Emniyet kemeri ve sinyal hayat kurtarır diyoruz. Evet. Tabii ki gelen sözler de var. Şöyle söylenmiş. Bunu okumak istiyorum ve gerçekten paylaşmak istediğim sözlerden bir tanesi. Sonrasında Semra hocamdan da güzel bir söz alalım istiyoruz. Artı Hı. ee, hız limitlerinin aşılması. Emniyet kemerinin takılmaması, uykusuz ve yorgun yola çıkılması, diğer veya e, diğer yaya ve sürücülere saygısız davranılması, kaza yapmak ve yaptırmak, yaralama, maddi hasar hatta ölüme sebebiyet vermek güvenli sürüş tekniği değildir. Hı, hı. Hı hı. Güvenli sürüş tekniği dediğimiz bunların tam tersini yaparsanız o zaman güvenli sürüş tekniğini e, sağlamış olacağız değil mi? Adı hız yapmazsak Tabii. hız limitimizi ayarlayabilirsek. Kesinlikle. Şimdi birçok araçta artık hız ayarlama hı hı. limiti ayarlama şeyleri var biliyorsunuz. Evet. Ama birçoğunda da yok hepimizde de son model arabalar yok maalesef. Lütfen hızınızı kontrollü gidin. Emniyet kemeriniz olmazsa olmaz diyoruz mutlaka takın. Ve mutlaka ne yapıyoruz sinyal kullanmayı öğreniyoruz o, o sinyal bence büyük gerçekten de hayat kurtarıyor. Yorgun bir şekilde uykusuz bir şekilde yola çıkmıyorsunuz. Yola çıktınız diyelim belli bir süreden sonra ciddi anlamda uyku basmışsa sizi lütfen çekin bir kenara dinlenin. Yolunuzu ondan sonra devam edin. Tabii ki yaralamak vesaire diğerleri bunların her birine dikkat etmemiz hı hı. Konu, gereken konular. Şimdi şöyle bir şey söylendi. Merak hı hı. ediyorum sizden nasıl bir cevap gelecek ama Sizden bu arada güzel bir söz almış olalım artı. Ben Hazreti Mevlana'nın bir sözü geliyor Söyleyeyim aklıma. Hocam. Ne insanlar gördüm üzerinde elbisesi yok, ne elbiseler gördüm içinde insan yok. Çok doğru. Hoşgörüden bahsediyorum. Hoşgörü gerçekten nezaket çok önemli. Her yerde nezaket önemli. İnsan olmanın özelliklerini, psikolojiyi bilmek, Aha. insan psikolojisini bilmek, bu şekilde davranmak. Karşımızdakine önem vermek, değer vermek çok kıymetli bence. Ben değil de bence biz diyebilmeliyiz. Aynen. Biz dersek kazanırız. Her şeyde biz demeliyiz. Hep benlik dersek bencil olursak. Evet, aynen. Zaten e, hayat çekilmez bir hale geliyor. Bunu da bizler yapıyoruz Kesinlikle. maalesef. Kesinlikle maalesef. Yani trafikte de öyle. E, öncelikle e, kendimize yakışanı yapmalıyız nezaketli olmalıyız, adaplı olmalıyız, gerçekten terbiyeli olmalıyız. El kol hareketleri, hani çirkin e, konuşmalar, çok özür diyorum küfürler, küfürler hoş e, değil. Hatta ne diyoruz cinayetler diyoruz hocam ya. Ya yani çok. Konya'da yaşanan konuşur. birkaç olayı evet. şahit olan, e, gören Arkadaşım anlatmıştı birkaç böyle örnek hı hı. ya dedi yani aslında ortada hiçbir şey de yok yol verdin yol vermedin kavgası adam indi dedi arabadan ve çekti silahını vurdu gitti dedi yani evet. topuğundan var mı böyle bir şey ya nerede yaşıyoruz? Bence de aslında e, oluyormuş söylüyorlar. Ben ada içerisine dönerken sağ taraftaki bana yol vermesi gerekir tabii ki. E, geliyor önüme, e, duruyor. Diyorum ki lütfen bir geriye gider misiniz? Levhada yol ver levhası. Bakın siz bana yol vereceksiniz. Hayır siz bu kadar nazik dersiniz. konuşmadan an, an, anlıyorlar mı acaba diyeceğim ama biz böyle yapa <laughs> yapa anlatacağız bir şekilde bunu. Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum. Kesinlikle. değil Aynen. bir yerden başlamak gerektiğine inanıyorum ben. Eee o hatayı yapan kişiler hem uslup öğrenecekler hem adap öğrenecekler. Aynen. Her şeyi bence öğrenecekler. Yeter ki biz niyetimizi bozmayalım ve ısrar bir şekilde nazik bir şekilde uyarılarımıza devam edelim de kimseye seslenmeye de gelmiyor dedi sevgili yönetmenim. E, dalaşa girmeye de gelmiyor dedi gelmiyor. hatta. Doğru. Doğru da söylüyor ama ben yapıyorum. Örnek de vereceğim efendim. Şimdi şunu <laughs> söylemişler. Bayağı sürücüye sormuşlar neden sinyal vermiyorsun? Cevap Kime ne demiş, nereye gideceğimden de kime ne diye söylemiş. Gerçekten hanımlar mı yapıyor daha çok bunu? Hanımlar çok dikkatli olmak adına. Bence dikkatliler yani. Dikkatliler bazen dikkatli olmak adına trafiği ihlal edebiliyorlar. Mesela? Sol şeridi kullanıyorlar devamlı. Katılıyorum. Yani. O sol şeritten yahu orası. E belli kişiler için ayrılmış yani yol vermemiz gereken bir şerit evet, değil mi? O aynen. sürekli aktif bir şekilde e, akan e, şeritlerden bir tanesi. Kesinlikle Ama böyle pekir. belli bir hız limitinde örnek veriyorum 50 ile da böyle ehli keyif sol şeritten gidenler. Aynen. Maalesef orta şeride geçebilirsiniz. Bir de emniyet kemeri, koltuk tamamen sırt önde direksiyonla hiç mesafe bırakmadan bu şekilde gidiş tarzları. Yanlış mı bayanlar öyle kullanıyorsunuz? Tabii ki yani. Ayet, doğru kaza anında Allah korusun vursa direkt göğsüne yani zararlı. Beli bir mesafe olması gerekiyor Kesinlikle mu burada? Kesinlikle olmalıdır. Hani kol boyu dikkat ederek esnek yani e, çok fazla yakınlaştırmadan. Tabi debriyaj konumu olduğu için manuel debriyajı ayarlama konusunda ayakları yetişmediği için öne doğru çekiyorlar. Çok doğru. Evet. Ama canım siz de arabaları gemi gibi yapıyorsunuz. Yani <laughs> debriyajı hiç hanımefendileri düşünmüyorsunuz ki debriyaj ta koyu gibi yani ayaklar yetişmiyor. Evet. Malumunuz boy şeylerimiz standartlarımız yastık belli. koyuyoruz bazen sırtlarına desteklemek <laughs> evet. adına onu da yapıyoruz ama tabii bu riskli yani çok fazla yakınlaştırmak da riskli böyle kullanarak kendilerini modluyorlar. tabii solu kapatıyorlar Aslında belki de o e, araç içerisinde kendinden haberi yok o konum kendine o şekilde gidiyor yani solu aslında araçta koltukların e, duruş şekli de önemli değil mi tabii hocam? ki koltuk ayarı önemli. Tabii koltuk ayarı çok önemli koltuk ayarı öncelikle sonra el, emniyet kemeri Ayna, dikiz aynaları tabii evet. ki, yan aynalar, Aynı. dikiz aynaları, bunlar çok önemli. Her tarafa bakmamız gerekiyor, yani aynanın sağ sol ve dikiz aynasını kullanmamız gerekiyor. Ee, öncelikle ehliyet almış bir prof öğretmenim vardı üniversiteden, dedi ki özel ders için çıktık birlikte. Semra'cığım dedi kulakları çınlasın. Ben kendimi senin yerinde oturuyor zannediyorum dedi. Ee, hocam dedim aman dikkat edin yani trafikteyiz <laughs> e, siz e, sürücü koltuğundasınız ben de de aynaları hiç kontrol etmiyorum ama çok neden? büyük kat, bakın ehliyeti var ama aynaları hiç kontrol etmiyorum hocam dedim bu şekilde tabii uzun yola gidiyormuş ama şehir merkezinde yok yani Aa, uzun yol e, düz bir yol gidilebilir. Yeri geldiği zaman yanınızda biri olur. Kontrollü bir şekilde. Ama şehir merkezinde kullanmak herkesin harcı değildir. Çok doğru. Şehir merkezi daha önemli. Konya'da bile trafik artık çok yoğunlaşmaya, Kesinlikle. kalabalıklaşmaya başladı. Daha dikkatli olmak gerekiyor. Bir de böyle trafik canavarlarımız var maalesef hiç aramızda. Aynen. Ee, onları tabii ki düzeltmeye çalışacağız biz elimizden geldiğince ama. Yine Aynen. de siz e, önleminizi alın. Dikkatli gidin. E, bir yere gideceksek ya önceden çıkın sabah işe gidiş, iş dönüş evet. saatleri daha çok özellikle çevre yollarında trafik daha yoğun oluyor. Aynen. E, aceleye gerek yok. Yani mesaimiz kaçta bitiyorsa biz normal mesai saatinde çıkıyoruz ve gidiyoruz. Evet. Ama e, sollayacağım, beklemeyeceğim, e, sağlayacağım diyenler maalesef bu hata yapanlar da var. Bunu da konuşalım hocam. Kesinlikle. Şimdi gelen mesajımız var. Demişler ki Merhabalar, öylesine önemli bir konuya değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Ehliyet e, sınavlarının uzun yolda ve gece sürüşü olacak şekilde mebin bir çalışması var mıdır diye sormuşlar. Hı -hı. Ercan Bayram Sakar Sakarya'dan yazılmış efendim. İnşallah olacaktır e, diye düşünüyorum tabii ki. E, bunlar önemli şeyler. Dedim ya Avrupa... E, ee, yurt dışını biz örnek almıyoruz bu konuda. Biraz geriden geliyor eğitimimiz maalesef ki. Hı, hı. Ee, tabii dediğim şu şehir merkezi e, de biz eğitim yapabilmeliyiz. Eğitim yaparsak tabii uzun yol da olsa, e, gece sürüşleri de olsa. Ama bence buraya da eğitmenlerle çıkıp bir deneme evet. sürüşü yapılması gerekiyor doğru söylüyor. Kesinlikle. Böyle bir şey yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Evet. Yapılmayacak evet. diye bir şey yok. Evet. Olmaz diye bir şey yok. Kesinlikle bir dönemde ee, vardı. Daha iyi de olur bence bizler için. Aynen. Ee, hep şu soru sorulmuştur bence. Ee, şehir içi trafiği mi daha zordur? Ee, uzun yol şoförlüğü mü daha zordur? Ee, şehir içi trafiği daha, daha yoğundur Dur tabii. Dur kalklar çok olacak tabii. Çünkü. Dur kalk, mesafe bunlar çok önemli. Gidiş gelişiniz, sinyalleri daha sık kullanmanız. Uzun yol mesela uzun yol e, basıp gidiyorsunuz. Levhalar yazıyor zaten nereye gideceğiniz belli. Tabii dikkat etmeniz gerekiyor. O da çok önemli. Evet, evet. Ama e, şehir içi tabii ki daha önemli. Şimdi uzun yollarda özellikle virajları biraz konuşalım mı Tabii hocam? virajlar. Virajlar evet. yüzünden çünkü gerçekten son zamanlarda çok kazalar yaşandı. Balıkesir'deki yaşanan kazayı bir hatırlayalım. Allah'tan rahmet diliyoruz tabii ki orada hayatını kaybeden birçok kardeşimiz oldu. Ee, bir otobüs e, virajı 95 kilometre hızla döndüğü için yaşanan bir trafik kazasıydı. Evet. E, tabii ki almış olduğum son bilgi buydu yani bizim e, virajlara dönerken hızımız ne olmalı? Virajlara nasıl dönmeliyiz? Yani o tabii ki, ki araçtan araca tabii değişiyor, ki, hız limitleri de değişiyor. Aynen, aynen. O anki hız limitimiz neyse e, tabii ki yavaşlayarak dönmeliyiz. Hızlı bir şekilde aynen dediğiniz kilometrede yüksek bir kilometre çok. ve e, virajlarda fren kullanmamalıyız yeri geliyorsa. Tabii basıp çekebiliriz ayağımızı ama çok sert bir fren aracımızı kaydırabilir. Daha kötü sonuçları e, maruz Bunu bırakabilir. bırakabilir. Aynen e, Dikkat etmemiz gerekir e, yani virajlar çok önemli olan hızımızla girmeliyiz viraja zaten. Hızımızın yarısı kadar belki de yavaşlayıp ama çok yoğun bir frene basmadan sağ viraj içten ve dar dönülür zaten sola viraj dıştan ve geniş dönülür. Bunlara da dikkate alınarak tabii ki yapılması gerekir. Kuralları tabii, çok aklımıza tutuyor muyuz? Tam öğreniyor muyuz aslında? E, Trafik dersinde birçok kuralımız, lehalarımız her şey bize çok güzel anlatılıyor ama bunları ne kadar ne kadarını biliyoruz ezberimizde tutuyoruz? Ne kadarını e, dikkat ediyoruz ya da uyuyoruz? Ee, aslında ben şöyle düşünüyorum şimdiki eğitim eğitim gerçekten eğitim güzel. Hı hı. Şöyle daha önceki eğitimde dediğiniz gibi e, sen iyisin bir şey yok sen biliyorsun geç arkaya arkadaşlarını seyret tamam sınava öyle girersin. Sen iyisin gelmene gerek yok tamam sınav günü gel sınava gir şeklinde ama şimdi öyle değil. Sınav güzergah yeri önemli güzergahı bilmeyen kişi kalabilir ee, Aa, direksiyon evet. hakimiyeti tabii ki dediğimiz gibi sinyaller, dur kalklar bunlar çok önemli. Aktif trafikte kullanan kişinin nasıl kullanıyorsa sahada da aynı şekilde paralel park, L park, rampa, 25 Bizim metre zamanımızda geri. bunlar yoktu biliyor musunuz? Ya, hocam? Evet. Yani park evet. etme çok iyi bir şekilde öğretilemiyordu maalesef. Süre gerçekten evet. çok kısıtlıydı. Evet. Eğitim süresi de öyleydi. O, o Yani 40 dakika falan değildi bizde süre maalesef. Belki birkaç kişiyi o sürede alıyorlardı. 15'er dakikada siz nereye kadar gidebilirsiniz? Park etmeyi nasıl öğrenebilirsiniz? Aynen doğru söylüyorsunuz. Şimdi 40 dakika sürüyor. Evet e, yalnız şöyle düşünüyorum. Bir saate çıksa bu süre ya. Kişi, bence kişi başı çıkısır. bir saat olsa bence. Aynen. E, günde... E, Adaylar daha az aza indirilebilir. Ee, fazla aday çalıştırmak yerine daha az aday çalıştırılıp eğitimi daha kaliteli şekle getirilebilir. Aynen. Yani Tabii eğitmenlerimiz adaya, de öğretmenlerimiz de bu arada sayısını yükseltmemiz gerekiyor. E, öğretmenlerimiz e, evet sayısı yükselmesi gerekir ve eğitimin çok önemli. Bence direksiyon eğitiminin bir okulu olmalı. Çok doğru Okulu olmalı. Yani herkes önüne gelen direksiyon öğretmeni olmamalı. Yani lise mezunu ben atıyorum yani nacizane. Kendi nasıl veriliyor peki bu o, sınavlar nasıl yapılıyor? Herkes nasıl Kimler katılabiliyor buraya? Ön lisans ve lisans mezunlarıydı daha önce. Şimdi <laughs> lise düzeyine indirmişler. Evet Aa, yani peki. işte 3 yıllık ne kadarsa süresi ehliyeti olanlara belli bir düzeyde bir kurs tayin ediliyor Milliyetin Bakanlığı tarafından sonrasında orada halk eğitimler yapıyor genelde. Tamam. Halk eğitimlerde bunların dersleri alınıyor. çok verimli olduğunu düşünmüyorum. Kısa süren kurslar mı bunlar? yani yeterli çok verimli değil. değil, yeterli değil bence. Bence o da en az bir 6 ay, bir sene gibi. Öğretmenler de olmadan. adaylar da kendi hocalar da yeni yani sertifika alan Hı. kişiler de acemi. Acemi ile çalışıyor bu sefer. E, tabii kendini geliştirmek önemli. Ben de 19 yaşında başladım. Ben de acemiydim ama onun içerisinde tabii kendimi hani şöyle öğretmenim değil her zaman öğrenciyim. Kendini tabii, yetiştirmekle tabii. alakalı yetiştireceksin. Peki şunu sormak istiyorum hocam. İleri sürüş teknikleri güvenli sürüş tekniklerinden farklı mı? Bu ileri sürüş tekniklerini biz e, öğretmenlerimize o bahsettiğimiz kursla mı veriyoruz? İleri sürüş tekniklerin alması gerekiyor ayrı yeterli. Hayır almıyorlar onu orada e, sertifika döneminde. Yani hı hı. E, bu dersleri veriyorlar. Sosyal iletişim, işte direksiyon eğitimi, trafik bunları içerisinde birkaç ders daha yoğunlaştırıp hı. veriyorlar. Belli birkaç ay içerisinde e, bir ücrete tabi. Sonrasında işte L parka bir seferlik sokuyor. Mesela dubalara paralel parka hangisine ise e, ben öyle duydum şahsen. O şekilde düz ya da sürüş yaptırıyor direksiyon öğretmeni şeklinde belgesini alıyor. Belgesini alıyor. Hı hı. E tabii sonrasında kendisini geliştirmesi gerekiyor. Aynen. E, yeri gelen paralel park bilmeyen kişiler olabilir. Yani L park bilmeyen kişiler olabilir. E, bilmemek ayıp değil. Yıllardır Ölmemek biz ayıp. trafikteyiz diyelim. Peki bunları biliyor muyuz, bilmiyor muyuz? Buna, buna da bakmak gerekiyor tabii. Aa ki. tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. Komisyon mesela. Komisyon, komisyonlar ıı, bizim için çok önemli sınavlarda. Çok önemli tabii Kaç ki. Kaç kişi katılıyor komisyonda. İki kişi katılıyor. Hı hı. Öğretmenlerden mevcut komisyonlar. Hı hı daha dün bir kaza atlatıldı. Başka bir kurs. Gerçekten faciaydı. Fotoğraflarını gönderdi hocam bana. Gerçekten çok, çok kötüydü, kötü olmuş. Gerçekten. Allah korusun. Ne ihmali vardı peki orada? Ee, sınav anı çünkü. Yani Sınav anı komisyon ihlali. Yani Komisyonun çok dikkatli olması gerekiyor. Biz şimdi direksiyon eğitmeni, direksiyon öğretmeni olduğumuz için, yani bu işi yaptığımız için reflekslerimiz hemen atik yani. Hemen kavrama, hemen frene basma anında ama komisyonların tabii ki böyle bir refleksleri olmayabilir. Aday yanında zaten heyecanlı, sınav ya, sınav kaygısı psikolojik tabii olarak. Canım. Yani kendimizi düşünelim onu yerine koyalım. Aynı şekildeyizdir. Çünkü insanız, duygularımızı da yaşıyoruz. Bence hocam bir normal yerde. arabalarda bile, normal arabalarda bile önde sağ koltukta, aşağıda Bazıları giderken öyle tedirgin oluyor da sanki frene basıyormuş gibi <laughs> refleksi evet. gösteriyorlar ya Evet tepki gösteriyorlar. Bence aslında orada bile olmalı yani. Evet normalde. normalde. Evet. Çünkü hani e, sürücünün e, bir küçük dikkatsizliğini belki evet. e, yan taraftaki <laughs> kurtarabilir. Sağlıklı olur mu olmaz mı ama? Karışır mı hatlar? Yeri gelirse belki. Yeri çok gelirse da fazla abi. basmamak gerekir. Adaya evet. o güveni verdikten sonra çok frenlememek gerekir. O ne zaman frenlemesi gerektiğini bilmesi Bilmedi. gerekir tabii. Hı -hı. Ben her şeyini yaparsam onun öğrenmesine gerek yok. Ama e, ben debriyaja çok basmam açıkçası. Daha çok hani yeri gelirse freni. O da nedir? Can kurtarmak içindir. E, o araç içerisinde. Fakat... Adaya öğrettikten sonra kendisine bırakırım işlemi. Tabii hafif hafif gerektiği yerde yakalaması gerektiği yerde yakalamadıysa evet dokunurum. Ama her zaman da o basmadı ben basayım, o basmadı ben basayım, basayım yapmam yani kendisini <laughs> yapması gerekiyor. <laughs> Aynen öğrenmesi evet. gerekiyor. Komisyonlar konusunda evet, Emine Simge Hanım, bence sınav esnasında daha önce böyleymiş. Yani direksiyon öğretmeni önde. İki komisyon Öyle, arkada. Benim zamanımda öyleydi. Evet. evet. Öyle Sonra e, sanırım öğreticiler frenlemişler debriyaja basmışlar o şekilde. Aslında Kopya o Yani müdahale etmesi yasaktı müdahale ama müdahale edilmiş. Elzem durumlarda devreye ha, giriyordu onlar. Olabilir. Hocalar. Komisyon, komisyon ona gibi. eyvallah diyordu Aynen. ama şimdi önde oturmuyor mu şey direksiyon öğretmeni? Biz önde değiliz. Adayın arkasındayız. Tamam. Öğrencinin Orası boş arkasında. mu kalıyor? Orası hayır. İki kişi geliyor komisyon. Biri önde, biri arkada, biri tamam, benim peki, yanımda. Tamam peki peki. Ya onların müdahale etmesi öndekinin frene müdahale etmesi gerekiyor. Aynen. Anında direksiyon Direksiyona müdahale etmesi gerekiyor. Kaza olmaması için. Ee, bu da maalesef geç olunca böyle enzim zaten. Ama o koltukta bilen oturması gerekiyor bence. Ben koltuk yerinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Direksiyon öğretmeninin o koltukta olması gerektiğini i̇şte. düşünüyorum. Aynı, aynı çünkü şeyden bahsediyoruz. Aynen. O bilen bir kişi yani direksiyon öğretmeninin sürücünün yanında olması gerekiyor. Ee, mümkünse komisyonun arkada olması gerekiyor. Ee, Eski usul. Çünkü eskiden öyleydi. hem psikolojik açıdan. Çünkü aday şöyle düşünecek. Sınavdayım. Değil de öğretmenimle, hocamla çalışıyorum, Hı. ders çalışıyorum diye düşünecek, psikolojik kaygı yatacak kendisi. Çünkü ben arkada aday da bulunduruyorum yeri geliyor, evet. arkadan da dinliyor öndekini, ona da çok endike ediyor. Yani düşünce ki arkada evet adaylardan biri oturuyor, öyle düşünebilir psikolojik açıdan. Hem de e, olay anında ben yakalayabilirim durumu. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bu böyle olmalı. Yapılan hatalardan bir tanesi diyelim. Evet, halde. evet. Bunun en kısa zamanda düzelmesini inşallah. Diliyoruz. İnşallah. Şimdi demiş ki bir arkadaşımız yazmış. Yeni ehliyet almış acemi şoförlere lütfen belli bir süre büyük motor ve yüksek beygirli araç kullanılmasına izin verilmesin diye evet, yazmış. Evet. Neden? Neden? Çok hız yapma ihtimalleri daha yüksek fazla olabileceği için. Olabileceği için yani Çünkü onu onun kontrolü biraz daha zor. Zor. Düşünemiyorlar. Aslında şey bayanlar ödüyor. Jipi çok işte istiyoruz. Büyük araba seviyorum hocam. Çok hız yapan Falan. arabalardan bence ilk aşamada bence de uzak durmak gerekiyor. Aynen. Çünkü dokunduğunuz anda e, uçup giden arabalarımız var. Önce hatchback küçük araçlardan bence. bayanlar başlamalı. Yanlarında beyleri ya da yakınları olmalı. Pardon bir de bir daha güzel bir şey söyleyeceğim. Kocadan hoca olmuyor. Bir de bunu e, Bunu söyleyeyim. bir öğrenmişler zaten. <laughs> <laughs> Kurs almak isteyenler söylüyorlar ki akrabadan olmasın, eşten olmasın, çocuktan olmasın, kardeşten olmasın. Aynen. Kızıyoruz ya ya da tam mı öğretemiyoruz artık e Yakın ya yakını görüyor tabii ki. Neden böyle yapıyorsun? İşte vitesi böyle yaptın, pedala böyle bastın, frenimi böyle yaptın? Aday ağlıyor. <laughs> Onun doğru için, doğru doğru evet. söylüyorlar. O yüzden gerçekten bu işte ee, ya bilen mutlaka yanınızda eşiniz yıllardır kullanıyordur, usta şofördür artık diyor. yani bir şey söyleyemeyiz tabii ki. Evet. ama bunun eğitimini vermek bambaşka bir şey. Kesinlikle bambaşka bir şey. Eğitimi için bak ben diyorum ki üniversitesi olmalı bunu bir üniversitesi olmalı. Direksiyon öğretmenleri e, bir okulu olmalı. O okuldan geçmeli. Gerçekten. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü önemli biz e, şehir içerisi gerçi, trafikteyiz. Trafikte, İki yıllık da olsa bir okulu, okulu olsun. Okulu olmalı. Peki. Bence de olmalı. Bir eğitim alınmalı. Yani bu kadarcık bir e, süre içerisinde bir sertifika şeklinde hemen eğitmen olarak çıkmamalı. O eğitmen de eğitilmeli yani. Çok mutlaka. doğru söylüyorsunuz. Ya da bazı e, hem kriterlere sahip olmak hem de Uzun dönem e, denemeler, testlerden geçerek e, sonrasında sertifika verilmeli diye düşünüyorum. E, beyefendinin sormuş olduğu soru çok güzeldi. Ehliyet sınavlarında uzun yolda ve gece sürüşleri çok önemli. Birçok önemli. Bir hatayı da burada yapıyoruz belki de değil mi? Çok e, buna da dikkat et, burada da dikkat edilmesi gereken birçok şey var. Konuşmaya devam edeceğiz. Konu konuyu açıyor. Daha diyeceğiz ki yokuş destekleri, araçlar, özellikler Aynen. değil mi? Aynen. Bunlardan da bahsedelim. Aynen. Hata yaptığımız yerlerden bir tanesi ya da iyi kullanamadığımız yerlerden bir tanesi yokuşlarımız. Ona da bahsedelim istiyoruz. Kısa bir aramız olacak reklamlar. Sonrasında birlikteyiz. Reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü ve son bölümdeyiz sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra da direksiyon öğretimini Semra Ertan hocamızı ağırlıyoruz. Ve güvenli sürüş teknikleri hakkında Bilgilerimizi almaya devam ediyoruz. Ee, aslında birçok şeyi öğrendik, birçok şeyi konuştuk. İçimizdeki böyle yaşadığımız artık söylememiz gerekenlere de söyledik değil mi hocam? Evet. Daha da var. Evet. dedik ki e, yokuş çıkarken, rampa çıkarken e, birçoğumuz maalesef araçlarımızı durduğumuzda haliyle trafiğin olduğunu düşünelim. Kalabalık hı hı. bir yerde rampada olduğumuzu düşünelim. Hı hı. Işıklardayız efendim durduk ve hı hı. arabamız geri kaçıyor maalesef. Birçok arabada yokuş destek özelliği yok. Yok. Ee, burada dikkat edilmesi gerekenler, e, debriyaj e, fren ayarı bu çok önemli olsa çok gerek önemli. değil mi? Aynen. Şimdi şu e, konuda müzleri biz aslında ben arabayı manuelde öğrendim Hı -hı. ama yıllar sonra tabii ki araba almak nasip olunca otomatik vites Hı -hı. almış bulununca ve trafiğe onunla çıkınca Hı -hı. e haliyle manueli kullanamıyoruz şu an. Evet. Dedik ya tabii biraz da araçların özellikleri e, tabii ki bizi zorluyor. Evet. Çok geniş olması vesaire. E, ya da bazı e, araçların debriyajları da gerçekten çok sert oluyor. Vitesleri e, rahat kullanamıyorsunuz. O yüzden otomatik araca alıştık. Kolay, şimdi gerçekten tabii. güzel her yönden ama manuellerde özellikle yokuş destek özelliği olmadığında sorunlar yaşıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Evet rampa, rampaya geldiğimizde tabii ki öncelikle debriyajı iyi kullanmamız gerekiyor. Aynen. Ben tabiri caizse diyorum ki adaya rampada topuk yerde, ayak topuk yerde. Ayak bir temas edecek yerde zaten. Ayak topuk yerde parmak uçları kalkıyor. Yarım debriyaj kavrama Hı. noktasını bulduğu zaman e, çünkü bir ayağında frende durduğun için tamam. e, yarım debriyaj parmak uçlarını kaldırdığın zaman kavrama noktasında bir fren kıvamına geliyor debriyaj fren evet. kıvamı kavrama olduğu için freni çekip ayağını gaza verdiğin zaman hemen önden çekişli olduğu için aracı kaldırıyor. Hocam bunu uygulamalı yapalım ya bir ara sizinle. Tabii ki Çekim olabilir zevkle. Inşallah. Tabii ki. Şimdi parklar bizim için önemli. Hı hı. Eğitim esnasında da artık çok önemli. Eskiden Kesinlikle. çok fazla vakit maalesef ayrılamıyordu bu kısma. Ama oradan da büyük puanlar kesiliyordu ya da veriliyordu değil mi? Önemli çünkü. Evet. Ee, nasıl park? Yani paralel park dediğimiz şey nedir? Paralel park iki aracın arasına park etme. Öncelikle sınav anında yapılması gereken tabii ki sarı çizgiye sağ iki tekerin basması. Ha. Arka dubaya ve ön dubaya çıkışta ön dubaya arka içe yerleşirken arka dubaya vurmaması. Kaldırıma geldiği vakitte iki hamle hakkımız var içeride. Tam sağ birinci vites sağa çekip eğriyse aracımız çok ise tam sol geriye çekip bir iki direksiyon geriye almamız. Hı hı. Onda da önde mesafe açıp e, sol tarafa daha rahat çıkabilmek adına. Çıkışta sınırsız hakkımız. Baktık ki Dubai'ye vuracağız, sınırsız çıkabiliriz. Fakat şöyle bir şey var ki, aday paralel park içerisinde e, Dubalarda hocam. Dubalarda baya büyük yalnız... evet geçen gördüm e, sınav yerini. Boylu postu çekime gittiğimiz boylu postu <laughs> Dubalara <'ı> koymuşlar. <laughs> Allah dedim burası herhalde dedim şey 500 evler tarafında. Ha, oradayız. Herhalde dedim burası Aynen. sınav alanı. Aynen. Park yerleri ayarlanmış çünkü. Aynen. Şimdi ilk araç kullanacak olanlar oraya nasıl geri geri park edeceğini nasıl öğrenecek ya da başarabilecek değil mi? Zor olsa Tabii gerek. Tabii ki şimdi bir araç maketi olmalı bence. Bence de. Dubalar haricinde orada ya bir canlı canlı araç iki arasına Hocam bakın, iki araba arasına park var. etmeliyiz. Evet, evet. Ee, ya da e, dubalar olduğu zaman diyorlar ki sonra hocam biz duba hayal edemiyoruz araç e, içerisine park etmek istiyoruz. Yani bir ya maketi olmalı iki arabanın arasına iki maket arasına girmeli aday bence e, şey duba olmamalı. İki araç arasına girdiğini bilmeli yani nasıl girdiğini nerede durması evet. gerektiğini evet. nasıl yaptığını bilmeli. Dubalar bence kafa karıştırıyor değil kafa mi? Kafa karıştırıyor ve gerçekçi olmuyor. Yani çok doğru söylüyorsunuz. İki tane araç. Aynen. E, ya da ne bileyim oradaki aracı olan kişiler araçlarını oraya koysalar gönüllü. Evet. değil niye olmasın yani? Mesela polis e, maketleri var ya polis arabalarının evet, maketleri. Evet. Onlar gibi bir şeyler yapılabilir. Aralara atılabilir. Güzel fikir. Evet, aralara atılabilir. Adaylarımız bilerek bilinçli bir şekilde içlerine park edebilir. Nereye nasıl durduğunu, nasıl yaptığını bilebilir. Aynısı L park içinde geçerli. Hocam şimdi bu park eğitimleri yeterli mi? Buna da gelelim. Eskiden hani çok fazla vakit ayrılmıyordu. Çok fazla öğrenemeden biz belki ehliyetimizi evet. alıyorduk ve yola çıkıyorduk. Arabaya bindik. Efendim ilk trafiğe de çıktık diyelim. Uyguluyoruz gidiyoruz ama parka geldiğimizde kalıyoruz. Hadi geniş böyle bir alanlar arıyoruz kendimize. Hı -hı. Artık trafik gerçekten yoğun. Hı -hı. Şehir merkezlerinde park edebileceğiniz yerler de yok. Evet. Ee, bu konuda en çok kimler sıkıntı yaşadı? Yaşıyor ya da. E yani, Hala yaşayanlar var mı? Tabii vardır yani sadece bayanlara da kesmek yanlış. Tabii, Beyler tabii, de tabii. o şekilde. Mesela ben duyuyorum komisyonlardan da duyuyorum. Gelen e, hocam biz bile normalinde doğru düz park yapamıyoruz yani aslında e, normal aceminin de bu şekilde ama bir sarı çizgi tutturulduğu için sarı çizgi bastırılması gerekiyor hani e, çok da boş bir yer bulunduğu zaman konulabiliyor evet, evet hani bizler evet. bilir kişi olarak tabii ki girip park edebiliriz ama bilmeyen e, yamuk da koyabilir o şekilde de bırakabilir hani düzde park edebilir. E, Adaya bunlar öğretiliyor, öğretilmeye çalışılıyor e, paralel park olarak. Ben diyorum ki nacizane bunu gerçekçi yapmak lazım. Evet. Ya da diyecekler ki şehir merkezi olsun aday biz istediğimiz e, canlı canlı iki aracın arasına park edelim. İki araç bulalım arasına park edelim. Evet. Paralel parklar bir alıştırma olabilir. Alıştırma sonrası gerçeğe dönük yapılabilir. E, ben öyle düşünüyorum. Her şeyin doğalı güzel zaten. Doğalı olanı güzel. Yani yapayı olmuyor. Ve eğitimde e, bazı şeyler teorikte kalmamalı, uygulamalı e, yaptığınızda daha akılda kalıcı oluyor. Tabii, daha pratik insanlar, çok önemli. Tabii ki siz de olunca belki özgüvenin tabii. daha çok geliyor, daha çok güveniyor kendisine, cesareti geliyor. Tabii ki. E, ve daha iyi öğrenileceğini düşünüyorum, çok doğru söylüyorsunuz. Peki. Ee, Trafikte yine yaptığımız maalesef ehliyetlerimiz var ya bizim. Bu arada paralel parkla ilgili çok güzel teknik teorilerden bir evet. e, kesit şöyle görüntümüz de ekranlarımıza geldi evet. ee, araçlarla. Şimdi öndeki aracın yarısına kadar geleceğiz. İki araç olduğunu düşünelim hocam. Diğer konuya geçeceğim birazdan. Aynen bu şekilde iki araç olduğunu düşünelim. Öndeki aracın yarısına, yani iki kapının tam ortasına geldiğinizde hı hı. arka tarafa doğru değil mi? Yavaş yavaş harekete geçiyorsunuz. Evet, ortaya <laughs> e, vites e, arabanın tam ortasına denk geliyor duruşunuz içeride tam ortası. Tamam. Yani arabam çapraz oluyor. E, yandaki arabayla paralel size paralel oluyor. Sonra tam sol kırarak içeri geçiyorsunuz. İçeriye giriyorsunuz. İşte o şeyi e, mesafeleri. Duruş şeklini, pozisyonu çok iyi bilmek gerekiyor. Yoksa birkaç hamlede anca siz o farkı gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, i̇ki hamle hakkımız var zaten içeride. Peki. Aynen. Onu yapabilirler. Peki. Şimdi dedik ki yaşadığımız problemlerden bir tanesi de ehliyetlerimizi almışız. Kendimizi belki de usta şoförden sayıyoruz, bilmiyoruz. Hı hı. E, ama sağlamak ve sollamak. Evet. Sağlamak diye bir şey var mı hocam? Yok, hayır. Yok tabii ki. Makas Sollayabilirsiniz var. ama makas var Makas evet. var. O da çok tehlikeli aslında. Çok çok. Bunları yapıyoruz. Evet. Büyük bir cesaretle yapıyor özellikle gençlerimizi görüyorum ben daha çok maalesef. bunları yaparken. Ee, ciddi anlamda da birçok insanı reske atıyorsunuz maalesef böyle e, hareketler trafikte ben yapmayın. Yapmamamız gerekiyor aslında bunları. E, nelere sebep olur? Artı e, sağlamak Evet. Solu bu kapatıyor. Nedir, sağdan sağdan sola geçiyor. Ee, soldan tekrar alıyor. Yani böyle zikzak çiziyor. Zikzak zikzak çizerek gidiyor. Sağlamanın da ciddi bir şeyi var. E, cezası var cezası aslında. Cezası var. Evet, Aynen. Evet. Yaptırımlarımız ağır olması gerekiyor. Cezalarımız Yeterli ağır olması gerekiyor. Yeterli Şu değil. An. Hayır. Yeterli değil. Bence e, trafik polislerine çok iş düşüyor bu konuda. E, bence daha ağır e, ücretler ödettirmeleri gerekiyor ama... Yani kişiler de sanırım umursamıyor çok fazla olsun e, egoyu tatmin ediyor. E, nasıl olsa cebime güveniyorum ödüyorum öderim diyor. Ama bakın Ama... bir kırmızı ışıkta geçmenin en düşük cezası ne mesela şu an? E, 300 küsür lira yanlış hatırlamıyorsam 388 evet. lira mıydı yanlış söylemeyeyim bu arada. Aynen o şekilde. E, böyle bir şey olsa gerek Aa aman da yine şey gelmiş zamlanmış. Diyoruz ama aynı hatayı işlemekten vazgeçmiyoruz. vazgeçmiyoruz. Özellikle bir de telefonlar, ellerinde tekrar kırmızı ışıkta hemen elimize telefon. Evet. Ee, tık 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 yeşil yanıyor, arkadaki korna falan hemen. Ben bir de korna'ya değinmek istiyorum. Selektör Ay, ve korna. Aynen. Ee, bakın e, yurt dışında da aynı şekilde yine Nijerya'da hani onu söyleyeceğim ee, tacize giriyor. Korna ve selektör tacize giriyor bir yerde. Bu ciddi bir suç o zaman. Ciddi bir suç. Hiçbir tane duyamazsınız. Trafikte taciz gerçekten. Kesinlikle taciz yani bu. Yani sürekli kornaya basmak, sürekli evet. e, o kadar yakın mesafede arkanıza gelmiş ki sol şeritlesiniz Aynen. ya da orta şeritlisiniz Yahu dur bir gidiyorum ya yani nereye gidebilirim ya da önümde araba var yani nereye geçebilirim? Aynen öyle. E, i̇yi bir sürücüyseniz gerçekten freninize güvenmeniz lazım. E, debriyajınıza gazınıza Onayla güvenmeniz sağlam lazım. sağlam olduğundan emin olmanız lazım. Tabii artı o şekilde tabii, fakat tabii. siz e, yeri gelip frenleyemiyorsanız yeri gelip zamanda kalkamıyorsanız kendinize bunu yaptırtmayacaksınız. Yani kornaya dayanmayacaksınız. E, önünüzdekini beklemeyi öğreneceksiniz sabredeceksiniz. Saygı diyoruz ya. Saygı her şekilde saygı geçiyor gerçekten tabii. hoşgörü geçiyor. Yani dediğim gibi aynı şekilde ee, ama korna ve selektör insanın gözüne gözüne selektörü yani sokarcasına bir de korna da devamlı böyle basıp geçmek de hoş bir şey değil açıkçası. Bunu Konya'da çok fazla yaşıyoruz. Evet biz yine örnek her dakika. vereceğim belki yine aynı örneği vereceğim. Farklı şehirlere gittiğinizde inanın yakınımızdaki şehirlere gidiyoruz yani çok uzağa gitmiyoruz. Evet. Ee, Ankara'ya baktığınızda trafiğine çok insanların korona'ya basmadığını gör görüyorsunuz. İstanbul'da Hı. keza en kalabalık şehirde en Hı. kalabalık trafiğe sahip olan İstanbul'da yine böyle olduğu söyleniyor. Nevşehir'e gittik ya küçük bir şehir Aynen. yolları dar geniş değil. E ee, kaldırımı zaten çoğu Hı -hı. yer. Küçük küçük kavşakları var ama insanlar orada tam da turizm yeri, aslında kalabalık da bir yer. insanlar orada birbirine yol veriyorlar. Evet. Hiç korna sesi duymadığım bir şehirdi dedim ilk gittiğimde ben. Evet. Çok garipsemiştim. Çünkü biz burada sürekli kornalara alışmışız ya böyle küçücük evet, şeyde. kulağımız arıyor. Dedim ki nasıl bir şey yani böyle çok enteresan küçük bir şehir oysa ki. Gerçekten. Ama dedim yani burada korna sesi yok ne kadar hmm. saygılı insanlar birbirine. Evet ben de hiç yurt dışında duymadım ne selektör gördüm ne de korna bir e, ambulans bir de çan sesi. Hiç birbirlerine korna çalıp ya da böyle bir hakaret vari ayağınızı attığınız an duruyorlar. Bisikletle gidin hemen e, yoldasınız duruyorlar o kadar saygılı. Gerçekten. Evet, evet. Biz e, Müslümanız, elhamdülillah, e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz, vatanımızda yaşıyoruz. Çok güzel bir şey. Vatanımı çok seviyorum gerçekten. Olmaktan da çok gurur duyuyorum. Ama lütfen saygılı olalım birbirimize karşı. Özellikle trafikte kültürümüzü koruyalım. Bize bu yakışır diyorum ben. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynen. E, değinmemiz gereken yine korona dedik önemliydi hı hı. unuttuğumuz belki e, şeylerden sorunlardan bir tanesiydi Aynen. hocam. E, biraz da ücretlerine değinelim mi? Son 4-5 dakikamız kalmış zaten süremize. Evet e, kurs ücretleri... E... Sanki yine zamlanmış diye duydum ben. Evet. Öncesinden... Eyvah diyenleri duydum. <laughs> yine fiyatlar artmış diyenleri duydum. <laughs> bir hayli masraflı olmaya başladı diyenleri duyuyoruz. <laughs> evet. Ne kadar oldu? Gerçekten e, olması gerektiği gibi mi yoksa? Burada şu mu çıkıyor ortaya? Herkes ehliyet almalı mı, almamalı mı? Kaliteli eğitim almalı, kaliteli zaman geçirmeli. Bence öncelikle bir kursun aracı ve hocası çok önemli. Yani hoca frekansı çok önemli. Kurs ücretleri çok geç kaldı bile yükselmekte geç bile kaldı. Aslında zamanında olmalıydı. 1900 bence çok uygun bir durum şu anki şu durum. Şu an kurs ücreti mi sadece değil evet, mi? 1900, 1900. 2000 diyelim. Aynen. Peki tamamen ehliyeti almayla birlikte bu meblağ neye ulaşıyor? 2000 Çünkü artı ehliyet ücreti de ödeniyor değil 2000 mi hocam? 2300 2000 herhalde 800 lira varıyor gibi diye düşünüyorum. Yine de kurs müdürlerimiz daha iyi bilir. Onlar yönlendiriyorlar zaten. Ee, ama kurs ücretleri e, artışı bence normal. E, çok önceden olmalıydı. Bir de e, şimdi e, söz birliği yapıldı kurslar arasında. Herkes aynı fiyatta anlaşıldı. Olması gereken bu zaten. O, evet. Evet. evet hepsi çünkü tutturabildiğine yazıyordu. 700'e yazan, 800'e yazan bine kim kimi tutturuyorsa kaçmasın gitmesin deyip yakalayıp e, o ücrette yazıyorlardı kalitesiz. Bir de karşılaştığı nokta çok e, apayrı bir şeydi. Atıyorum A kurs, B kurs, C kurs öğrencisi beni arıyor. Hocam bir kere e, L park'a soktular. Ben hiçbir şey anlamadım, hiçbir şey bilmiyorum. Sizi bana tavsiye ettiler. Hocam beni sınava gireceğim ama siz çalıştırır mısınız? Bu çok e, şu çok önemli hocam. Yine başa döneceğiz Kişi de. adına çok absürt. Trafikteki adap, evet. Ahlak trafik ahlakı diyelim artık. Aynen. Bunun da dersler içine artı konması gerekiyor. Var her, zaten. Hoca, her hocanın bunu öğretmesi gerekiyor. Öğretiyor ama bizim de dikkatlice bunu uygulamamız gerekiyor. Şimdi biz ayak izlerimizi takip eder Çocuklarımız bile <laughs> evet, öyle. Evet, evet. Bir çocuk gelişimi öğretmeni olarak ayakla, ayak izlerimizi takip eder çocuklarımız. Onu gibi aday da ben kendi çocuğum gibi görüyorum adayı da. Kardeşim, ablam, evladım öyle görüyorum. Onlar benim için rengarenk bir gökkuşağı. Hepsi ayrı bir renk. Hepsinin kalbine farklı farklı dokunuyorum. Ee, bir problemleri oldu mu insan psikolojisi. Oturuyorum, sohbet ediyorum, bir çay içiyorum, konuşuyorum. Onu orada boşaltıp ondan sonra direksiyonu alıyorum. Direksiyon başına sonrasında başlıyorum derse. Ders her zaman olur ama o anki insanın psikolojisi orada eğer etmiyorsa, bir takım sıkıntılar varsa <laughs> o iletişimle iletişimsizlikle devam etmeyeceğini biliyorum. Onun için öncelikle insan psikolojisi bilerek hareket etmek, kendimize yakışır hareket etmek, sevgiyle, saygıyla gerçekten adapla devam etmek ve adaya bunu aşılamak, öğretmek gerekir. Çok doğru söylüyorsunuz. Aynen. Özellikle hocamın söylediğine katılıyorum. Erken yaşta ehliyetlerinizi almak çok önemli. Evet. Erken yaşta trafiğe çıkmak ama en iyi şekilde eğitimini aldıktan sonra çıkmak önemli. Belli bir yaştan sonra da bence de e, ehliyet... E, e, tabii refleksler e, zayıflıyor. Hı hı. E, yani e, her şekilde sağlık raporları zaten yeri geliyor verilmiyor. Hı hı. Hani başka şekilde almaya çalışılıyor. Hoş bir durum değil. Gerçekten kaliteli eğitim olması gerekiyor, kaliteli kurslar olması gerekiyor, kaliteli hocalar, kaliteli eğitim verilmesi gerekiyor. Kalite asla tezadüf değildir. değildir. Çok doğru söylüyorsunuz. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben çok dolayı. teşekkür ediyorum. Biz bugün trafiği konuştuk efendim, güvenli sürüş tekniklerini konuştuk. Bu Hı -hı. konu çok geniş bir konu. Belki Aynen. ilerleyen dönemlerde yine kaldığımız yerden devam ederiz ama hocamızın birçok alanı var. Sergiler yaptı efendim, el sanatlara diğer taraftan çocuk Hı -hı. gelişimi, psikoloji belki bunlara da değiniriz birlikte. Aynen. Teşekkür ediyorum canlı gönülden bir kez daha. İyiki ben varsınız? çok teşekkür ediyorum. Her çok zaman sağ sağ olun. bekleriz. Çok memnun oldum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz şimdi tarihte bugün köşemizde programımızı sonlandırıyoruz. Tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın e, anlam ve önemini anlatacağız bu köşemizde. Yayında yapım demeye geçen bütün arkadaşlarıma ve siz kıymetli misafirlerimize bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Zafer Bayramı 30 Ağustos 1922'de Dumlu Pınar'da Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzu anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi ve ulusal bir bayram. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen büyük taarruzun başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. 30 Ağustos ve öncesinde neler yaşandı? 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Anlaşması hükümetlerine dayanarak türlü bahanelerle Anadolu'yu işgale başladı, ordusunun cephanesi elinden alınan Türk milleti zor durumda bırakılmaya çalışıldı. Ünlü yazar Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabında anlattığı işgal günlerinde İtilaf donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. 15 Mayıs 1919'da İtilaf devletlerinin izniyle Yunan ordusu İzmir'e çıkarma yaptı. Bu durum karşısında Türk milleti tarih boyunca gösterdiği millet olma bilinci içerisinde işgallere karşı Kuvayi Milliye Hareketi'ni başlattı. İki seçenek vardı. Ya işgal güçlerine teslim olunacak ya da yıkılan yakılan bir ülke Yılmaz evlatlarının azmiyle yeniden ayağa kalkacak ve küllerinden doğacaktı. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması üzerine işgal güçleri tüm baskıcı politikalarını Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Özellikle Batı cephesinde hareketlilik başladı. 1921'de Polatlı'ya kadar gelen Yunan ordusunu püskürtmek, daha birkaç yıl önce tarih literatürüne Çanakkale geçilme sözünü altın harflerle yazdıran vatan evlatlarına düştü. Sakarya'da 22 gün 22 gece süren kanlı çarpışmaların ardından durdurulan düşman ordusunu tamamen yurttan atmak amacıyla bir yıl kadar süren hazırlık döneminden sonra 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzu başlattı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arefesinde 30 Ağustos sabahında şimdi belde olan Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafertepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.